Hepinize selamlar. This War of Mine'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu arada hala fark etmeyenleriniz için söyleyeyim. Hatta şuraya bir yere bir video bırakırım. Ben şuralara falan. Canlı yayında da oynadık. Yaklaşık 1 saatlik bir bölüm var canlı yayında. Pazar yayını diye geçiyor şu an kanalda. Onun ilk bir saati tamamen This War of Mine'dan oluşuyor. Dediğim gibi şuraya bir yerde linki bırakırım, tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hani ne oldu, nereden nereye geldik falan demeyin diye söylüyorum. Şimdi en son izlememişler, siz kapatın spoiler gerisi. 13. gündeyiz ve ne yazık ki burnumuz falan gitti. Bir de Katya kaldı geride orijinal kadrodan ve yeni bir Emilia geldi. İki kız bakalım neler yapabilecekler bilmiyorum. Kız bayağı ciddi bir depresyonda ve yaralı. Şimdi kızı yatağa gönderelim. Sen aç ve yaralısın. Bir tane konserve ye. Buna da bir konserve yemek götür. Buna da bir konserve yemek götür. Kız depresyondan bir şekilde çıkarmamız gerekiyor bizim, çünkü iyi değil. Bu arada bizim tüfeğimiz falan duruyor mu? Aynen, çok güzel abi, çok güzel tüfeğimiz falan duruyor hala. Bundan sonra soygunlara falan gittiğimizde daha avantajlı olacağız. Heh, iyi abi, oh yarasın kızıma. Yesin. Bu yedikten sonra da şöyle biraz muhabbet etsinler. Depresyonda falan ya şimdi, hani biraz kendine getir onu, ondan sonra da uyutacağız bunu. Bu gece büyük ihtimalle bir yere göndermeyeceğim ben bunları, çünkü burada suyumuz ne ara bir de bizim? Suyumuz bitmiş dostlar, suyumuz bitmiş. O biraz depresyondan çıkmasına yardımcı olur ona. Aa, biri geldi. Kim bu? Değiş tokuş için. Açın kapıyı, değiş tokuş için geldim. Şimdi normalde bunu göndermemiz lazım. Çünkü bu kız sıkı pazarlıkçı. Hadi seni gönderelim yavrum. Tamam, sen git yat biraz. Sen de git kapıya bak. Hadi bakalım. Yarası da var bunun. Bu uyutmamız şart ya bu kızı. Bu şu alışverişi yapsın, ondan sonra şey yapalım. Ayak yapmayın, içeridesiniz biliyorum. Ne biçim satıcı lan bu böyle? Manyak mı bu? Böyle satıcı mı olur? Şu tüfekle vuramıyor muyuz kızım bunu? Vallahi vuralım, elinde ne varsa alalım ya. Zaten önümüze geleni öldürdük zaten. 6 kişiyi mi öldürdük? Ne yaptık? Sanki adamı zorla çağırdık. Pislik Franco. Sen nerede yaşıyorsun acaba? Ben seni vurmaya geleyim ya bir gece. Şimdi bu sana pahalıya patlar, bu sana pahalıya patlar. Kahve çekirdekleri ileride şey olacak, değerlenecekmiş. Şimdi başka, bu ne abi? İçki. Ha yok, geç onu. Bu neymiş? Saf alkol. İlaç ve sargı bezi yapımında kullanılır diyor. Aslında ahşap falan. Şimdi şu bitkilerden falan biraz verelim. Tamam mı? 4 tane ondan verelim abi. Başka verebileceğim biraz şeker verelim. Tamam mı? Karşılığında da ahşap alalım. Tamam. Kahve çekirdeği gerisini de alabiliyor muyuz? Ha yok, bunu alamıyoruz. Şimdi anlaşmayı bir yapalım böyle. Bir tane azalt. Ha yok, tamam, tam sınır o. Burası tam sınır. Şöyle anlaşma yap. Tekrar girişimde kalan şey malzemelerini de alalım. Hani hazır ayağımıza kadar gelmiş. Şunları da al abi. Yani neredeyse hiçbir şey yapmadan alabilirsin diyor bize. Değerlendirmek lazım. Tütünden pahalı. Evde sigara içen kimse kalmadı bizde, o yüzden
Rulo sigara. Koy abi bunu. Başka şu tütünü at. Birazcık ondan koyduk. Saksı tütünü. Bunu da at. Başka başka başka. Şunu vermeyelim. Bundan bıçak falan yapıyoruz. Senden versek. Ha, pek ilgi çekici bir eşya değil diyordur. Onu boşuna atıyoruz. O da bu bayağı şey ya. Buna bayağı bir şey alabiliriz de. Neyse şimdilik. Bunun için çok şey veririm. Adam dünyayı satar be onun için ama onu vermem. Onu vermem. Şundan bir tane koysak. Yok, o da yemiyor. Seni çıkarsak. Yok abi. Yok, çıkardığımızda bir şey değişmiyor. Biz geri alalım onu. Bitkilerden devam edeceğiz o zaman. Tamam. Öyle anlaşabiliyoruz. Haydi git. Haydi git. Sanki sevgisinden ayrı diyor. Yine gelmeye çalışırım ama falan diyor. Şu an bayağı bir malzememiz oldu be. 40 tane falan. Oo, bayağı güzel alışveriş yaptık ha. Dur yat bakalım. Götürüp yatırtalım bunu. Yavrum sen bir kalk. Şu evde başka kapatılacak sağ sol varsa bir kapatalım. Hazır elimizde malzeme oldu. Şimdi iki kız ve hani ne kadar çok sağ solu kapatırsak o kadar avantaj bizim için. Hem kış da geliyor. Ha, kapatacak başka... Aa, ihtiyacımız yok mu başka kapatmaya? Bitki bahçesi. Sebze yetiştirmek için. Yap abi yap bunu yapalım yap. Ha? Yerleştir. Bitki bahçesi çok güzel. Artık sebze falan yapıp daha az suyla daha fazla şey yapabiliriz. Yavrum yatsana. Manyak mısın? Ha. Tamamdır. O orayı halletsin. Filtreden de su çıkarmamız lazım. Sanki şurası biraz bana fazla açık gibime geliyor ama artık yapacak bir şey yok ona. Sargı bezi bulamazsam öleceğim. Yardım edin. Gün 13. Sen ciddi misin? Sargı bezi gerekiyor. Keşke alaydık bir tane. Şu ilaçtan verip alsaydık ya ondan. Acıtıyor. Biraz yatmaya gidiyorum. Tamam git yat. Git yat yavrum. Git yat. İlaç falan içsen etkisi olur mu ya sana? Ha? Bitkisel ilaç ne bileyim. Ne yarası var onu da bilmiyoruz ki nerede sakatlandı. Kolu falan bir garip tutuyor. Kolunda bir sıkıntı mı var acaba? Tamam git yat haydi. Koş git yat. İkisini de yatıracağız dostlar. Hiç yapacak bir şey yok. Bugünü bitiriyorum. Şuradan. Baksana hala yatıyor abi ikisi de ya. Şimdi bunun yatakta uyuması şart. Bunu da nöbette oturtmamız gerekiyor. Çünkü tamamen bırakırsak problem. Yani birisi gelir falan bir şey olur. Böyle yapacağız abi. Yani başka şansımız yok. Seçeneğimiz yok. Üçüncü birisi gelirse... Aha. Aha vallahi. Katya bütün gece uyumamış bir sıkıntısı var. Kızım. Kalabalık geldiler, silahları da vardılar ama fazla bir zarar vermediler. Neyse ki hepimiz silahlıydık. Katya ve Emilia yaralandı. Saldırganlar birkaç bir şey almış. Üç mermi harcamışız püskürtmek için ve bir tane et çalmışlar sadece. Daha çok nöbetçi koymamız lazım diyor. Katya kan kaybediyor. Daha fazla dayanamaz. Emilia fena yaralandı. Kız, kalk geç yatağına yat. Ölümcül yaralı. Abi! Ağır yaralı git 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 yat git. Dostlar hikayemizin sonuna mı geliyoruz yoksa biz? Bu arada radyo da açmak isterdim ama radyodan telif geldiğini fark ettim. O yüzden ne yazık ki açamayacağım şu anda. Abi.
Bugünü böylece geçireceğiz o zaman yani. Bu kızı yağmaya göndersek bir yere ilaç milaç falan bulabilir mi acaba? Yalnız var ya, bu kız ölümcül yaralı, bir saldırıya davranırsak ve hasar alırsa bu kız patlar. Söyleyeyim, ölür gider yani, yok olur abi. Aha. Aha, gün bitmek üzere, son 10 dakika. Kız hala depresyonda, ölümcül yaralı ve yorgun. Bitir abi günü, yapacak bir şey yok. Şimdi, ben bu gece aslında ikisini de uyutasım var ya. Valla. Saldırıya uğrar mıyız? Yani risk abi, bu riski bir şekilde almamız gerekiyor bizim. Şimdi ağır yaralı olmasa bir yerlere göndereceğim ben bunu ama aslında ilaç bulamaz mıyız ya? Biraz ilaç diyor. Bolca ilaç, bolca parça. Buraya gideceğiz abi. Gideceğiz buraya dostlar. Küçük apartman binası. Tehlike, tehlike. Dikkatli olmanız tavsiye edilir. Otel. Süpermarket. Tehlike. Burada yaşlı amca ve teyze var. O yüzden buraya gitmeyeceğim, moralleri bozuluyor. Burada bolca ilaç diyor ve buraya gideceğim. Şöyle yapacağız. Yanımıza bunları alacağız. Tamam mı? Onun yanında levye ve lokbik alacağız. Yani tam teşekküllü gideceğiz arkadaşlar. Tüfek. Ana silahımız tüfek olacak. Ah dur, tüfek. Tüfeği bırakma. Heh. Haydi abi. Haydi çıkıyoruz. Dediğim gibi ana olayımız ilaç bulabilmek. İnşallah buluruz. Bizim kız da inşallah evde ölmez, kalmaz. İnşallah ilaç buluruz burada. Aa, burası şey değil mi? Bizim adamları öldürdüğümüz yer. Aa, evet. Tamam. Burada artık kimse yaşamıyor. Ya en son yaşamıyordu. Öldürmüştük hepsini. Al abi al. Al hepsini al. Biri var. İçeriden ses geldi. Sakin sakin. Kimse yok. Yağmala desek buralarda herhangi bir şey yok. Aç ablacığım. HP'ye bakar mısın? Abi o kadar az olur mu ya? Aç bakalım burayı da. Kapat şurayı be. Hadi ilaç, hadi. İlaç, vallahi billahi ilaç. Vallahi billahi ilaç. Şunu kullanamıyor muyuz? Sırt çantası. Ne demek kullanamıyorsun? Sebep? Tamam neyse, iyi kötü ilacımız var artık. Alalım, ne olur kız eve gittiğimde ölmüş olmasın. Buradan ne alsak? Şunu al. Başka da bir cacık alamıyoruz. Lockpick bırakabiliriz aslında. Dur seni bırak şimdilik abi, onun yerine bunu al. Tamam, al eline bunu. Hadi bakalım. Şurada biri var şurada. Burası temiz. Aç bakalım. Kurcala. Bunu
Bunu al, bunu alamıyoruz. Bunu hiçbir şekilde bırakmam ben. Bu besin çok değerli şu an bizim için. Bunlar falan belki de şu an asıl olayımız o değil ama aynen biz onun için gelmedik şu an buraya. Şuradan bir bak bakalım yavrum. Kapat kapıyı. Bu nedir abi? Aa, bir dakika. Şu an bunlarla çok güzel şey yapabiliriz. Alışveriş yapabiliriz. Sıkça para yerine geçer. Aynen öyle. Şunu bırak. Onun yerine bunları al. Tamamdır. Tamamdır. Ne? Alışveriş yapmamızı çok kolaylaştıracak bunlar bizim. Biz daha bulur muyuz yoksa aç gözlük etmesek mi? Şuradan bir... Şimdi bunu öldürürsek gene kafayı yiyebilirler. O yüzden kimseyi öldürmeyeceğim mümkün olduğunca. Şuradan bir bak yavrum. Gel buraya. Kilitleme aletlerimi kullanarak açabilirim. Yok. İn aşağıya. Dur şuradan lockpick'i alıp gelelim. Lockpick'i alıp gelebiliriz. Gel yavrum çocuğum buraya gel. Şuradan bırakmıştık biz o maymuncuğu. Uzak dur. Uzak dur! Dostlar gitme vaktimiz geldi. Gitme vaktimiz geldi iyi. Koş, koş çıkışa. Yürü 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 yürü. Tamam, çıkışa gideceğiz bir an önce ve... Bu evde iki kişi var. Bak biri burada oturuyor, birisi burada. Tamam. Demek ki biz onları vurunca başkaları gelmiş. Ne olur huzurlu bir akşam geçirmiş ol kızım be. Lütfen yağma olmasın. Lütfen rica ediyorum. Geliyor. Hadi. Kız nerede? Kız yok. Aşağı parçalanmış mı? Dostlar. Zorlu ve kaba bir gruptu. Yemekleri, mermileri götürmüşler. Abi. Ne olur çık depresyondan. Lütfen git yaranı sar. Dostlar katyala gitti. Of 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 of. Evet arkadaşlar. Bugünlük burada sonlandırıyorum. Umarım bölüm hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Destekleriniz için lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu ekrandan sonra gelecek olan bunları da beğenebilirsiniz kısmında. Eğer bu oyunu seviyorsanız onları da sevebileceğiniz çeşitli serileri öneriyor olacağım size. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım hayatta kalabiliriz.